İkimizin de aynı günde boşanmış olması ne kadar büyük tesadüf değil mi? Evet, öyle. Peki yeni hayatınla ilgili var mı bir planların? Hayallerin falan nedir mesela? Yani tek hayalim huzurlu olmak geriye kalan hayatımda. Senin? Ben de huzurlu olmak istiyorum. İş bulabildin mi kendine? Yok. Yani henüz kayda değer bir şey çıkmadı. O halde kulübe geri dönüyorsun. Tamam mı? Bak ben bu konuda çok ciddiyim. Senin gibi disiplinli, işini iyi yapan birine hala ihtiyacım var benim orada. Ama nasıl olacak Ahmet? Nebahat beni istemez ki. Ya Nebahat'in işle ilgilendiğim var Allah aşkına ya. Ayrıca ben de yani kulübün sahiplerinden birisiyim. Değil mi? Bu arada bilmiyorum, konuştunuz mu? Ömer de artık orada. Evet, evet. Biliyorum. Açıkçası onu ikna edip işe geri almana çok şaşırdım. Çok da sevindim. Yani senin yanında daha güvenli olur. Öyle ya da böyle babasısın sonuçta. Yani öyle ya da böyle derken benim Ömer'e yarım babalık yaptığımı düşünüyorsun? Sence? Bir de soruyor musun bunu? Benim biraz zamana ihtiyacım var ya Suzan. Ömer... Yani güvenini kazanmak Ömer'in çok kolay bir şey değil biliyorsun. Doğru. Bu arada ben ikinizin yanında böyle iyi bir adam olacakmışım gibi bir his var içimde. Yani sadece bir his. Allah Allah. Hadi inşallah. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.